Evet arkadaşlar şu Rika yazısıyla ilgili bir metin çevirisi yapıyorduk biliyorsunuz. Şeydi Kurt ile Üç Öküz'ün hikayesiydi değil mi? Onun son satırları var kalan onları da bir çevirelim hep beraber. Ardından başka bir hikayeye geçeceğiz. Yine Rika yazısıyla olacak. Şimdi şu pembe kısım ve işaretlerin yeri zaten çevirmiştim. Geri kalan bu kısımla ilgileneceğiz şimdi. Ben önce düz bir şekilde okuyorum. Ardından dilerseniz açıklamasını yaparım. Diye teklifte bulunmuş çayır çimen sözünü duyan ve kurdun kötü planlarını bilmeyen zavallı öküzler arkasını hiç düşünmeden teklifi kabul etmişler. Kurt siyah öküzü bağıra, evet, bağıra bağıra, bağırta yemiş. Evet. Şimdi dal YYH var arkadaşlar. Dal YYH var. Diye diye ne yapıyoruz? Okuyoruz. Çünkü iki tane Y var. İlki İ sesini, ikincisi Y sesini almış. İki Y sesi varsa zaten biri mutlaka I, diğeri de Y sesidir. Sırası değişir. Şimdi burada ne var? T sesimiz var. Kef sesimiz var. Lam, Y, F, dal ve H sesimiz var. Teklifte diye çevirdik burayı. Bulunmuş dedim buraya. B sesim var. Vav sesim var. Vav sesi U sesini alıyor biliyorsunuz. Lam ve vav sesim var. Bulunmuş dedim. Yine U sesini almış buradaki vav. Nun harfimiz, mim ve şın harfimiz var. Ç sesimiz var burada. Ç sesimiz elifle birleşmiş ça olarak okunacak. Y ve rar sesimiz var. Çayır arkadaşlar. Bakın burada da Y sesi iki tane var. İlki Y, ikincisi ise I sesini almış. Ç, Y, mim ve nun harflerimiz var. Çimen arkadaşlar. Sın, va, sö, z, ye, nun ve ye sesimiz var. Sözünü diye ne yaptık? Çevirdik burayı. Dal, va, du, ye, elifle birleşmiş ya olacak ve nun var. Duyan arkadaşlar ve bağlacımız. Kaf, va, ku, rar, kur, te ve kep var. Kurt arkadaşlar. Kurt, pardon, kurtun, kurdun diyoruz biz. Kef, vav, te, vav. Kötü. P, lam, elif. Num, lam, rar, ye, num ve ye var. Planlarını. B sesimiz var. Y sesimiz lam, mim, he. Y ve nun var. Bilmeyen arkadaşlar. Zel, vav, elif, lam, lam, ye var. Zavallı. Bakın buradaki vav V harfiyle okunuyor. Zavallı. Zaten burada vav'ı, o, ö, u, ü düşünemezsin. Çünkü bakın elif gelmiş bu arada. Dolayısıyla o, ö, u, ü'den sonra a sesini okuyamazsınız. Dolayısıyla ben burada direkt gördüğümde vav'ı V olarak okunacağımı anlıyorum yanındaki Elif harfinden. Zavallı. Elif vav, kef vav, zel, lam, rar. Öküzler, değil mi? Elif harfi üzerinde met işareti var. A sesiyle okunacağını gösteriyor. Rar, kaf, he. Sın, nun, ye. Arkasını H sesimiz, Rika'daki H sesi ve Ç sesimiz var bakın burada. Arada da bir Y sesim var. Bakın Y sesinin tiresiyle
Ç sesinin tiki, biliyorsunuz üç noktalar tik şeklinde, ters tik gibi oluyor. İki noktalar ise böyle küçük bir tire şeklini alıyor. Bakın ikisi birbiriyle hemen yan yana, altlı üstlü. Hiç diye çevirdik burayı. Dal vav, şın vav, nun, mim, dal, nun. Düşünmeden. T harfi, K harfi, Y harfi, F harfi, Y harfi. Pardon, lam varmış bir burada. Teklifi. Kaf, B, vav, lam, kabul. Elif, Y, T, mim, şın, lam, rar. İtmişler. Yani etmişler, kabul etmişler. Kurt, siyah. Bunu şey yapmıyorum bile. Kurt, siyah. Öküzü. B, vav, gef, vav, rar, T, he. Bağırt, bağırta, bağırta arkadaşlar. Börte, börte de diye okuyabilirsiniz. Aslında börte diye yazıyor. Çünkü buradaki vav'ı ü olarak alabilir. Börte, börte diye çevirebilirsiniz. Ben daha kibar olsun diye bağırta, bağırta dedim. Yemiş, bakın ye, mim, şın arkadaşlar. İki tane ye var, pardon. Ye, mim, şın. Yemiş, yani yemiş diye ne yaptık? Çevirdik. Evet, herkese kolay gelsin, çalışmalar diliyorum.